Günaydın ve yeni bir vloga hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün cuma ve ben evdeyim çünkü tatil günü arkadaşlar. İki gün sonra Paskalya. Bugün Karfreitag deniliyor. Kar cuması. Ve Markus şimdi gönderdim. Yumurta alsın diye bizim bu karşıdaki çiftlikten. Ben kahvaltı hazırlayacağım Markus'un. Asiye görüyor musunuz? Bütün hepsi onun Lego şeylerinden geldiği zaman toparlasın onları da. Bir zahmet. Evet arkadaşlar, kahvaltı hazırlayalım biz de. Hadi mutfağa. Böyleymiş. Marco sizin yazdığınız yorumları okuyor. Günaydın. Bugün cumartesi. Ve Marco daha uyuyor. Ben kalktım ve kvark poğaçasını yapacağım. Kvark bir tür Almanya'da çökelek. Yani çökelek ekmekleri yapacağım. Şöyle ufak ufak. Size kvark bulamazsınız. Belki yoğurtla yapabilirsiniz. Süzme yoğurtla galiba yapabilirsiniz. Onu yapalım beraber. Ve bugün arkadaşlar Paskalya kutlanıyor. Yani bugün değil de Markus'un ailesi hep bugün beraber yemek yiyorduk, ediyorduk bilmem ne falan. Ama bu tabii ki bu korona zamanında olmayacak bir şey. O yüzden ben düşündüm ve tavsiye ettim ki gelin hepimiz Skype açalım. Ve Skype'dan Paskalya kutlayalım gibisini. Kız kardeşiyle de konuştum. O da tamam dedi. Markus'un annesinde zaten Skype var. Çünkü bazen Polonya'daki arkadaşlarıyla görüşüyor. O yüzden bugün Paskalya herkes evinde kutlayacak. Markus'un annesi babası dedi ki tamam dedi, o zaman dedi biz yemekleri hazırlarız dedi. Ondan sonra size çocuklara dağıtırız. Kapının önüne koyarız. Ondan sonra işte saat 4'te mi 5'te mi ne falan Skype'de buluşacağız. Herkes sofrayı hazırlasın. Ondan sonra Skype yani videolu chat yaparak Paskalya kutlayacağız. Bizim bugünkü konumuz bu arkadaşlar. Dediğim gibi Markus uyuyor. Gelin şimdi o çökelek ekmeklerini yapalım. Bize lazım olacak malzemeler arkadaşlar. 250 gram un. Bende kara buğday unu vardı. Ondan yapacağım. 1 çay kaşığı kabartma tozu. 1 çay kaşığı tuz. 200 gram kvark veya süzme yoğurt. Şu kadar, yarım çay bardağı kadar ılık su. Bir tane yumurta. İlk önce ıslak malzemeleri karıştırıyorsunuz. Ondan sonra yavaş yavaş unu ekliyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra göstereceğim devamını. Ben de böyle görünüyorlar arkadaşlar. Çok feci yapışkan bir hamur oluyor. Şimdi üstüne nasıl isterseniz ben biraz chia tohumu ondan sonra bundan koyacağım. Siz isterseniz söyleyeyim bana. Susam koyabilirsiniz. Ne bileyim. Canınız ne isterse aslında. Ondan sonra arkadaşlar 180 derecede 20-25 dakika. Fırından çıktılar arkadaşlar. Bu biraz yırtılmış ama böyle görünüyorlar. Ben şimdi kahvaltı hazırlıyorum. Kahvaltıya da şöyle çok karışık bir omlet yapacağım arkadaşlar. Çünkü şu kadarcık daha salamon vardı. Onu bitirdim. Ondan sonra 3 tane taze soğanım vardı. Onları da doğrayacağım. Domates doğrayacağım arkadaşlar. Evet, bu kadar. Yumurta. Ondan sonra güzel böyle bir omlet olsun. Yanında ekmekler. Biraz böyle havuç, biber, bilmem ne falan da doğradım yanına. Zeytin koydum. Bakın şöyle üstüreyim. Şöyle biraz çilek de koydum arkadaşlar. Böyle yani. Evet. Ekmeği şimdi kestim. Bakın böyle görünüyor içi de. Bizim çok hoşumuza gitti. Şmekti mi? Çok güzel. Biz gerçekten hoşumuza gitti arkadaşlar. Selam. Merhaba. Biz yoldayız arkadaşlar. Kahvaltı ettik. Bugün dediğim gibi ailemizden maalesef Paskalya'yı beraber kutlayamayacağız ama Skype'la yapacağız. Ama bizde böyle şeyler vardı. Bunları biz almıştık. Bu görümcemle sevgilisini. Ondan sonra birkaç tane arkadaşı daha böyle şeyler alıp ondan sonra kapıların önüne koyacağız arkadaşlar.
Dün akşam bize Berlin'deki arkadaşımın annesi babası aynı böyle abur cuburlar, böyle tavşanlı mavşanlı Paskalya için koymuşlar. Gerçekten çok tatlıydı. Biz de dediğim gibi şimdi bir tane ufak çocuklu arkadaşımız var. Onlara gideceğiz. Zaten kızın doğum günüydü geçen ay. Ve doğum gününe gidemedik çünkü bu korona yüzünden. O yüzden hediyesini de şimdi paketledim. Onu da dedim vereyim. Kim bilir ne zaman birbirimizi gene göreceğiz. Yani bu 2-3 ayda daha sürebilir. O yüzden şimdi ilk önce görümceme, ondan sonra o çocuklu aileye, ondan sonra bir yere daha gideceğiz. Komşuma gideceğiz. Ondan sonra çok ufak bir alışveriş. Alışveriş dediysem su şişelerimiz var. Onları götüreceğiz. Ondan sonra bakalım yani. Şimdi eve geldik ve kayınvalidem döktürmüş. Ama her şeyi getirmiş. Çünkü dekorasyon da aynısı olması gerektiği için bana bunları bilen getirmiş. Çünkü dekor masayı falan aynı dekoryan yapalım diye. Bağıran Indila ne zaman kucağa alındığı zaman okay. Galiba biz diyoruz ki belki yükseklik korkusu var. Ben size sonra sofrayı göstersem arkadaşlar daha iyi. Şimdi böyle tek tek zaten kapların içinde. Şimdi ben sana desem ki şurada bir çorba var. Diyeceksin ki mor bir kap çorba. Okey. Neyse. Evet. Sonra göstereyim. Masayı güzel dekorayan yapacağım falan. Kayınvalideme layık bir masa yapmaya çalışacağım. Evet, saat 5'te buluşacağız sonra. Şöyle bir ufak bizim masayı görüyorsunuz arkadaşlar. Kayınvalidem elmalı tart. Yok, elmalı değil. Kusura bakmayın. Rababa. Rababa. Ben size bir tane rababa pastası yapmıştım. Şuraya linkini koyarım arkadaşlar. Şimdi zaten zamanı tavsiyem, pazarda falan bulursunuz. Alın ve yapın. Bizim ünlü olan patates salatamız. Bunu hem Noel'lerde hem de Paskalya'da yapıyoruz arkadaşlar. Meerrettich. Meerrettich'in ismini bilmiyorum maalesef. Kırmızı ve beyaz. Ondan sonra şunu çıkarttım bile arkadaşlar. Bu kaynatılmış et. Çok ince kesilmiş. İtalyan bir şey aslında. Vitello Tonato isminde. Dediğim gibi kaynatılmış et. İnce kesiliyor. Ondan sonra bu sosun içinde de arkadaşlar ton balığı sosu. Ve içinde kapan var. Çok güzel bir şey. Şu yeni bir şey sanırım. Bunu daha hiç görmedim. Mantarlı, yumurtalı, mısırlı, bezelyeli. Ondan sonra franka soğanı var. Galiba kırmızı biber falan var. Öyle bir salata. Evet, Markus hemen şey yapmış. Yaban turu bu. Rendelenmiş yaban turu bu arkadaşlar. Bu yaban turu buymuş.
Evet. Böyle görünüyor. Şurada bunu kayınvalidem getirdi. Bunu kendim aldım. Ondan sonra bunu Berlin'deki arkadaşımın annesi babası getirdi. Ve bilgisayarı da şuraya koyacağız. Veya şuraya koyacağız. Öbür yemekleri daha çıkartmadım. Çünkü sonradan çorbaları falan onları sonradan göstereceğim ben size. Bunlar arkadaşlar böyle rolo et sostan beraber. İçinde salatalık gurken değil de o şişede gurken var ya, onlardan var. Ben de bunu bir kere yapmıştım. Buraya veya buraya linkini koyarım. Ondan sonra şuradaki arkadaşlar turşu çorbası. Bunu da bir kere yaptım size. Bunun linkini de buraya koyuyorum. Bu da arkadaşlar, bunu daha yapmadım size, ekşi ekmek çorbası deniliyor. Bunu doğrusunu isterseniz nasıl yapıldığını bilmediğim için daha yapmadım. Bu üç var. Ondan sonra ısıtacağım daha. Ondan sonra böyle çeşitli çeşitli jambon mu deniliyor? Jambon mu deniliyor? Böyle arkadaşlar. Bir de şurada böyle yumurtalı soslu böyle ekşi salatalıklı, ondan sonra franka soğanlı, mayonezli, yoğurtlu bir meze türü var arkadaşlar. Bunu kayınvalidemin kayınvalidesi, yani Markus'un babaannesi çok yapıyordu. Evet, böyle görünüyor. Evet arkadaşlar, ben her şeyi hazırladım. Saat 6'ya 20 var. Saat 6'da video konferansına başlayacağız biz. Pascal'le kutlamasını. Ağacımı gösterecektim. O kadar güzel. Bakar mısınız nasıl çiçek açtı? Çok güzel. Evet, saat 6'da dediğim gibi ufak bir göstereceğim size de. Ondan sonra sanırım biz nihayet yemek yiyeceğiz. Çünkü karnım çok aç. Kannen açma. Hunger? Kein Hunger? Ja, wir haben doch vorhin was ganz Kleines gegessen. Biz demin çok ufacık bir şey yedik çünkü saat 3.30'du ve karnımız açtı. Çok az bir şey yedik. Markus diyor ki karnım hala aç değil ama onun iştahı gelir. O karnı aç olmadığı zaman da yiyebiliyor. Neyse, biz bekliyoruz arkadaşlar. Da hat sich nicht umgegeben, aber. Ja, ich glaube auch. Also, kann man halt? Nee, nicht Kamera. Ich werde nur Dings Foto. Selam. Merhaba. Bugün pazartesi. Bugün daha Pascal pazartesi. O yüzden evdeyiz arkadaşlar. Dün pazar günü inanın hiçbir şey yapmadık. Ve şimdi canımız masa tenisi oynamak istedi. Ben eskiden çok 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 oynuyordum gerçekten. Okuldan geldim mi hemen arkadaşlarla falan masa tenisi oynuyorduk. Ondan sonra okuldan mola falan olduğu zaman hemen koşuyorduk masa tenisine. Orada masa tenisi oynuyorduk. Markus da eskiden oynuyormuş çok. Wie lange haben wir jetzt schon nicht gespielt? Wie lange hast du nicht gespielt? Biz beraber galiba en son masa tenisi oynamıştık. Belki 10-15 sene. Gerçekten bayağı bir oldu. 10 sene vardır ya. Şimdi bir yere gidip masa tenisi bulmamız gerekiyor. Benim bildiğim okullarda falan olur ama okullar açık mı bilmiyorum. Biraz bir bakınacağız bakalım nerede bir tane masa tenisi bulalım diye. Bulduk ama hava rüzgarlı. Şimdi biz sizi nasıl koyalım? Bir dakika. Aber es ist windig, ne? Keine Tasche schon. Normal, dass der so dreckig ist? Nee, aber nimm mal den zuerst. Ja, ich hab noch zwei andere. Oh God.
Das wird immer schlimmer. Oh Mann, okay. Oh Gott, da habe ich echt nur eine zwischengeraucht, ey. Okay. Nicht berührt. Entschuldigung, das war keine Absicht. Wir sollten das öfters machen. Ja. Das ist ein bisschen Sport. Biz yine eve gidiyoruz. Bilin bakalım kim kazandı? İlk defa. İlk defa. Das erste Mal hast du gegen mich gewonnen. Ja. İlk defa bana karşı şey kazandı. Ben kaybettim. Ama şeydi. Yani böyle 8-8, 9-9, 10-10. Ondan sonra ikinci maçta artık 8-4, 9-4 bilmem ne falan. Ondan sonra Markus kazandı. Ben kaybettim. Şimdi eve gidiyoruz arkadaşlar. Bugün de artık bir şey çekmem. Vlogu da burada bitirelim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım sağlığınız yerindedir arkadaşlar. Kendinize lütfen çok çok dikkat edin. Hepinize çok öpüyorum. Bye bye.